Herkese merhaba. Fizik haftasının 6. gününe hoş geldiniz. Bugün programımızda 3 tane konuşmacımız var. İlk konuşmacımız Doktor Özgür Çıldıroğlu. Özgür lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde tamamladı. Doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. Şu an Ankara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak doktora sonrası çalışmalarına devam etmektedir. Genel olarak kuantum fiziğinin temellendirilmesi, dolanık kuantum sistemleri, geometrik ve topolojik fazlar üzerine çalışmaktadır. Bugünkü dersimiz 1,5 saat sürecek ve ders esnasında ara verilmeyecektir. Soru sormak istediğiniz takdirde mikrofonunuzu açıp doğrudan soru sorabilirsiniz. Çete yazmanız durumunda da ben soruyu doğrudan Özgür'e ileteceğim. YouTube kanalını da takip ediyor olacağım bu arada. Hamilton-Jacobi eşitliğinden Schrödinger denklemine adlı konuşmasını yapmak üzere ben sözü Özgür'e bırakıyorum ve herkese iyi dersler diliyorum. Başlamadan önce çok ufak şey de hatırlatalım. Özgür'ün 1,5 saatinden sonra yarım saatlik bir aradan sonra herhalde diğer ders var bir de. Evet, yarım saatlik bir aramız olacak. Saat 3'te bitecek programımız. Yarım saatlik bir ara olacak. Aradan sonra da Onur Pusul'un açık sistemlerin kuantum dinamiğine giriş, termalizasyon ve eş evresizlik adlı konuşmasını dinleyeceğiz. Tamam, şimdi Özgür'e bırakıyorum sözü tekrardan. Tamam, teşekkür ederim. Ben aslında derse başlarken sohbet kısmı iyi olabilir benim için ama onu biraz sona bırakacağım. Çünkü süreyi nasıl idare ettireceğimi tahmin edemiyorum. Dolayısıyla doğrudan aslında derse başlayacağım. Ben biraz tahta derslerini özlediğim için sanırım bugünkü derse de böyle bir sanki beyaz tahta karşısında yapacakmışız gibi hayal ettim. Öyle yapmaya çalışacağım. Yani pandemiden de kaynaklı biraz sunuma boğuldum en azından ben. Tamamen böyle bir şeyleri türetmeye çalışacağız. Matematikle oynayacağız. Klasik mekanikten başlayacağım. Kuantum mekaniğiyle noktalayacağım konuşmayı. Tabii bir öncelikle şeylerden bahsedeyim. Tabii beni uyarırsanız Seher Hocam özellikle başlarken yazıda takılma var mı ya da okunaklı mı, ekran büyük mü küçük mü gibi. Şu kaynaklarla ben bir başlayayım. Daha okunaklı yazmaya çalışacağım. Tamam. İki tane temel kaynak bugün belki takip etmek istersiniz. Zaten bu biraz genel olacak ama ilk kaynak. Feynman ders notları 3. bölüm ve chapter 3'te 2. ve 4. sayfalar. Bir de Goldstein'ın klasik mekanik. Bunun da tabii 8, 9 ve 10. chapter'ları. Özellikle 10. chapter Hamilton Jacobi teoriyi veriyor ve tabii dersin büyük bir kısmını da aslında o noktaya ulaşmak için kullanacağız. Yani belki abstract'ı yazarken bu konuşma öncesinde diye düşünmüştüm. Hamilton-Jacobi teoremini verip oradan Schrödinger denklemine geçerim gibi hayal etmiştim ama sanırım bir temel oluşturmak açısından da daha iyi olabilir. Özellikle klasik mekanik ve analitik mekanik derslerini alırlarken öğrenci arkadaşlar tabii üniversitelere göre fark ediyor ama belki Lagrange formalizminde bitebiliyor. Özellikle bizde öyle oluyor en azından. Poisson braketler ya da Hamilton formalizmine girilemeyebiliyor. O açıdan da belki onların eksiklerini de tamamlayacak bir şeyler yapabiliriz. İçerik olarak da şöyle bir şeyler, eğer her şey yolunda giderse, Lagrange formalizminden başlayıp öncelikle Hamilton formalizmine geçiş, daha sonra bu Hamilton hareket denklemlerini türetmek, hemen arkasından cyclic koordinatları görmek ki aslında çevrimsel koordinatlar mı? Yani Türkçesini bilmiyorum. Hamilton yine tamam herhalde değil mi şu an? Evet görülüyor. Tamam ben şu kaybettiğim vakti de şimdi telafi edeyim. cyclic koordinatları tarif edeceğim. Önce Lagrange'dan Lagrange formalizminden Hamilton formalizmine sonra Hamilton equation of motion'ları türeteceğiz. Cyclic koordinatları tanıyacağız. Onun arkasından yeni dönüşmüş bir Hamiltonian ortaya çıkartacağız ki ona Hamiltonian diyeceğiz. Çok da
yani K harfiyle göstereceğimiz için öyle olacak. Generating function'ları biraz söz edeceğiz. Onun arkasından zaten aslında Hamilton-Jacobi eşitliğini türetmiş olacağız. Ve bu aslında bir S ve hepinizin bildiği action'ı bunlarla bağlayacağız. Son olarak da aslında şuraya bir kalp koyayım. Dersin eğlenceli kısmı orası olacak. Yani bu action'ı türettikten sonraki kısım daha eğlenceli olacak. Şimdi hemen başlayayım. Yani Lagrange formalizminden Hamilton formalizmine geçmek için tabii öncelikle ben klasik mekanikten birazcık söz edeceğim. Yani biliyorsunuz matematiksel olarak her bir serbestlik derecesi için zaman cinsinden ikinci dereceden lineer bir diferansiyel denklemle ifade ediyoruz Newton teorisini ki nedensel ve böyle de kameram olmayınca da tuhaf olacak. Nedensel ve aslında deterministik bir teoriden bahsediyoruz. Ya da belirleyici bir teoriden bahsediyoruz. Yani nedenselliği teorinin şu demek. Sistemin durumunu belli bir anda biliyorsak, izleyen her bir anda tamamıyla biliyoruz demektir. Bu tabii kuantum mekaniği için de geçerli. Kuantum mekaniği de nedensel bir teori. Ancak belirleyici bir teori değil kuantum mekaniği. Belirleyiciliği de şu anlamda kullanacağım. Sistemin durumu hakkındaki bilginin sistem hakkındaki tüm fiziksel özellik ve olayları kesinlikle belirliyor olması anlamında kullanılacak. Tabii klasik mekanikte biliyorsunuz fiziksel bir sistemin durumu aynı zamanda sistemi oluşturan bu tüm serbestlik derecelerinin herhangi bir T anındaki konum ve momentumlarından aslında kesin bilgisi değil mi? Bunu da Euler-Lagrange denkleminden hatırlarsanız şöyle D bölü DT, DL bölü dq dot ve eksi dl bölü dq. Bu Euler-Lagrange denklemiydi. Lagrangien'i de tabii q'ların, q dotların ve t'lerin bir fonksiyonu ki q'lar burada genelleştirilmiş koordinatlar, q dotlar bunların zamana göre türevleri ve t de tabii zaten zaman. Bir de yani işte hani T eksi U gibi de daha basit işte kinetik enerjisinden potansiyel enerjisini bu değişkenlere bağlı şekilde oluşturduğunuzda değil mi? Mesela işte X'i genelleştirilmiş koordinat olarak düşünürseniz sadece X olması da şart değil. Yani X'ye ya da ne bileyim hani düzlem polar koordinatlar da olabilir tabii R teta gibi. O zaman Q'nuz X'ye'ler ya da R tetalar mesela hani işte 1 bölü 2 M ve kareyi düşündüğünüzde hani eğer X eksenin üzerinde hareket ediyorsanız değil mi? 1 bölü 2 M X dot'ın karesi işte eksi MGY ya da eksi MG bir şey neyse yani öyle bir potansiyel enerji terimi ve bu Lagrangien'i götürüp şu Euler-Lagrange denklemin içerisinde soktuğunuzda örneğin harmonik osilatör problemi olabilir ya da bir başka şey size hareket denklemlerini verecektir değil mi? Yani F eşittir MA'ları verecektir eğer kütle sabitse tabii basit bir dille. Onları da en basit şekliyle aslında şöyle oluşturabilmekte yine bu mekanik derslerinden hatırlarsanız pekala mümkündü işte DL bölü DQ dot i bu momentumu verecekti değil mi? Bu eski momentum olacak biraz sonra. DL bölü del QI'ler de tabii işte PI datları verecek. Özellikle şu zaten değil mi? Hani DP bölü DT gibi bir şey işte sizi doğrudan kuvvete götürecek olan yani sisteminizde bir kuvvet var mı? İşte ivme var mı? Tamam. Bu aşağı yukarı bildiğimiz bir formalizm. Bunun arkasından tabii Hamilton formalizmine geçmek için aslında dersin ilk aşamasında bahsedeceğimiz şey doğrudan Legendre dönüşümleri olacak. Legendre dönüşümlerini basitçe şöyle anlatabilirim. Yani tek bir gerçek değişkenin aslında gerçek değerli dış bükey fonksiyonlar üzerindeki kapsayıcı bir dönüşümü Legendre dönüşümleri. Yani bu çok anlam ifade etmeyebilir. Biraz sonra daha anlamlı olmaya başlayacak. Mesela fiziksel problemlerde şöyle düşünün. İşte konum var elinizde ya da mesela işte basınç var, sıcaklık var değil mi? Hani bir problemin içerisinde bir şey ya da belki bu niceliklerin bir fonksiyonu var. Tabii bu fonksiyonlardan ya da bu niceliklerden aslında bir konjüge niceliğine, bu nicelikle ilişkili konjüge niceliğine, belki fonksiyonuna dönüştürülmesini sağlar Legendre dönüşümleri. Tabii ne onlar? Belki işte konum için momentum değil mi? Bu termodinamik denklemlerini hatırlarsanız işte P'nin konjüge niceliği işte V hacim belki entropi değil mi TS falan tamam.
Tamam. Yani bu bağlamda o zaman Lagrangian formalizminden Hamilton formalizmini türetmek ya da geçmek için ya da belki termodinamikteki potansiyelleri türetmek için bu Legendre dönüşümlerini yaygın şekilde kullanıyoruz. Şimdi gelin bir fonksiyon seçelim kendimize ki bu fonksiyon x'in ve y'nin bir fonksiyonu olsun. İki bağımsız değişkenli bir fonksiyon olsun. Oldukça basit bir şey olsun. Ve bu fonksiyonun diferansiyeli tabii oldukça basit hesaplar yapacağız ilk aşamada. Tabii del f bölü del x dx değil mi? Artı del f bölü del y dy şeklinde olacak. Burada tabii tüm y'ler için aslında x'de konveks ya da dış bükey olduğu varsayılan işte x'de bir Legendre dönüşümü gerçekleştirilebilir. Tabii x ile konjüge bir şeyden bahsedeceğiz o durumda yani p gibi ama şimdilik daha genel düşünelim. Dolayısıyla da gelin şunları hani doğrudan x'leri p'lere çevirmeye çalışmayalım da mesela u'ya çevirmeye çalışalım. Yani daha genel bir şey diyelim. Şuna u diyelim. Şu nicelikte işte v olsun. Bunu da bir taraftan not alayım. İşte del f bölü del x u ve del f bölü del y'de v olarak anılsın. Şimdi yeni bağımsız değişken artık bunun içerisinde u olacak. Yani aslında x'ye bazlarından biz birazdan u ve y bazına doğru geçeceğiz. Birazdan bunu daha bir sistematiğe de oturtacağız. Yani ilk aşamada anlamazsanız buradaki işleri de birçoğunuz da biliyorsunuzdur ama hani bilmeyenler için söylüyorum tabii. Panik yapmayın. Tabii bu durumda dx ve dy'ler de elbette du ve dy'lere dönüşecekler. Şimdi bu aşamada şimdi demiştim ya hani şimdi x'i y'yi x ve y'yi u ve y bazına geçirdiğimizde artık du ve dy diferansiyelleriyle ifade edilen yeni bir fonksiyon tanımlamış olacağız bir diğer taraftan. Bu yeni fonksiyonumuza da bir isim verelim. İşte bu fonksiyonumuz g olsun. Bu bazı değiştirebilmek için şöyle bir dönüşüm yapmanız oldukça yeterli olacak. Eski f fonksiyonunuzdan bu dönüştürmek istediğiniz bazları işte u'ları mesela x'lere ya da x bazlarını u bazlarına çekmek istiyorsunuz. Doğrudan aslında şu işlemi yapmanız çok yeterli olacak. Öyle ki burada birazcık bunu takip edebiliriz. Mesela dg ifadesi g'nin diferansiyeli hemen basitçe işte df eksi u dx yine eksi x du şeklinde olacaktır. Tabii şu df ifadesini aslında az önce şurada çıkartmıştık. Yani u dx artı v dy gibi hani basitçe tutalım. Onu şuraya getirip yazayım. U dx artı v dy. Tabii eksi u dx ve eksi x du da bunlarla birlikte devam ediyor. Hal böyle olunca da ister istemez şu u dx'ler tabii gidecekler. Değil mi? Kalan ifade v dy ve eksi x du şeklinde olacak. Tam da istediğimiz hale geldi aslında ifade. Çünkü dikkat ederseniz bu ifadenin içerisindeki şu v'ler tabii g'nin diferansiyelinden bahsetmiştim. Değil mi? Dolayısıyla del g bölü del y gibi oldular ki şu eksisiyle birlikte x ifadesi aslında yani şunu şöyle diyelim şu v olsun. Tabii bu x ifadeniz de belki artık şu şeye dönüşmüş olacak değil mi? Del g bölü del u'ya. Dolayısıyla da artık bu gelmiş olduğumuz aşamada y'ler ve u'lar bizim için artık bazı oluşturdular ve g ifadesi artık f fonksiyonundan hani x'lerin ve y'lerin fonksiyonu olan f fonksiyonundan artık u'ların ve y'lerin fonksiyonu olan bir yapıya kavuştu. Şimdi bu böyle biraz şey gelebilir hani gelebilir yani ama fizik açısından tabii bunun anlamını birazcık irdeleyelim. Şimdi gelin termodinamik potansiyelleri hatırlayalım. İşte entalpi vardı hatırlarsanız değil mi? Entropi, işte sıcaklık, basınç, hacim arttırabilirim değil mi? İşte kimyasal potansiyel mi falan. Bunlardan basitçe entalpiyi ele alayım. Mesela entalpi S'lerin ve P'lerin fonksiyonu olarak tarif edilecek. Az önce yaptığım şeyleri burada tekrarlayayım. Mesela başka bir şeye geçmek isteyeyim. Yani öyle bir yeni bir ifadeye geçeyim ki mesela artık S'lerin ve P'lerin fonksiyonu olmasın da mesela T'lerin ve mesela işte
P'lerin bir fonksiyonu olsun, olur mu? Şöyle bir dönüşüm yapmaya çalışalım. Bu ifadenin içerisinde tabii hemen x'in aslında diferansiyeliyle başlayacağım. Değil mi? Del x bölü del s ve ds artı del x bölü del p ve dp olacak. Şunu hatırlarsınız. Değil mi? Del x bölü del s. Burada tabii biraz termodinamik bilgisi işin içerisine girecek ama hani t ifadesiydi bu. Şu da çok bilmeniz de önemli değil burada. Bunu hatırlamıyorsanız da hiç sorun değil. Yani böyleydi. Bu da v hacmi verecekti size. O zaman dx ifadeniz aslında işte t ds artı vdp gibi bir şey. Tabii burada mü'yü de hani kimyasal potansiyeli de n'lerle birlikte işin içerisine katabilirdim. İşte artı mü dn falan gibi bir şey de gelebilirdi değil mi bu şeyin içerisinde. Şimdi bu x s'lerin ve p'lerin fonksiyonuydu. Artık sadece t'lerin ve p'lerin termodinamik fonksiyonlarını isteyeceğim. Ve bunun için hani şöyle bir şey arıyorum değil mi? İşte x sp'lerden gtp'lere gideceğim. O zaman ne yapmalıyım? Az önce tarif ettiğim şey herhalde değil mi? Yani bu ikisi arasındaki bilgi, bu arada onu da söylemedim sanırım. Muhakkak bu Legendre dönüşümlerini yaptığınız zaman yani f'deki bilginiz g'de var. Tamam. Dolayısıyla da o bilgiyi taşıyorsunuz bir diğer taraftan başka bakış açısıyla. Bu da önemli. Haliyle de yapacağımız dönüşüm aslında şuna çevrilecek değil mi? İşte eski f fonksiyonundan bir şey çıkartmıştım az önce. Dönüştürmek istediğim nicelikler bu kez işte s'ler ve t'ler değil mi? Bunları çıkartacağım hemen s'ler ve t'ler. Ve aslında x'teki bilgiyi kendi içerisinde barındıran ancak başka termodinamik potansiyellerle ifade edilen bir fonksiyona doğru gitmiş olacağım. Şimdi deneyelim. Bunu ne yapacağım? Yine dg ifadesi. Hemen dx eksi tds yine eksi sdt'ye dönüşecek değil mi? Diferansiyelini aldım. Dx'i yine şuradan çekip buraya yazayım. İşte tds artı vdp eksi tds eksi sdt. Burada sadeleşenler olacaklar değil mi? Şu tds, tds bunlar gidecekler ve kalan ifadem aslında bakın vdp ve eksi sdt ifadesi. Şimdi artık yeni bazıların p'ler ve t'ler oldu. Yani g ifadesi artık p'lerin ve t'lerin bir fonksiyonu haline gelmiş oldu. Bu tabii aslında çok iyi bildiğiniz bir ifade termodinamikte değil mi? Bu aslında Gibbs free enerjinin ifadesi. Yani şu g ifadesi. Şunu gördüğümüz anda aslında anladık bunu çünkü şey tamam. Ama amacımıza odaklanalım. Hani bu bir bize bir diğer taraftan da bir başka uygulama olsun. Şimdi Lagrangian'den Hamiltonian'e doğru geçecektik hatırlarsanız. Lagrangian Q'ların, Q dotların ve T'lerin fonksiyonu demiştim. Şimdi Hamilton formalizminde aslında burada Q'ların P'lerin ve T'lerin bir fonksiyonundan bahsediyoruz değil mi? O zaman bu dönüşümü yapmak için ne hemen düşünürsünüz basitçe? Elinizde işte bir Q dot var, öbür tarafta P. Dolayısıyla Q dotlardan P'leri dönüştüreceğim değil mi? İşte Q'lar T'lerde bir şey yok. Dolayısıyla mesela dönüşümü nasıl yaparsınız? Yeni aradığınız şey Hamiltonian, işte eski fonksiyonunuz f eksi işte o dönüştüreceğiniz niceliklerde bunun eksisi önemli değil, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz demiştim. Burada birazcık da geleneksel şeylere uyacağız, öyle yapacağız. Ben q dotları p'lere götürmeye çalışacağım değil mi? Bunların altına i indisleri de koymak pekala mümkün. İleride onu daha böyle hani genel konuşmak istediğim zamanlarda kullanacağım. Ve işte q dot p eksi l yaparsam değil mi? Bu artık Lagrangian'ın içerisindeki bilgi. Tabii Hamiltonian'ın içerisine taşınmış olacak. Hem de şu dönüşümle birlikte. Şimdi yine bunu da deneyelim. Nasıl olacak? Şimdi dh haliyle normalde de del h bölü. Tabii kendi bağlı olduğu değişkenler üzerinden bunu düşünüyorum ilk olarak. Del h bölü del q dq değil mi? Artı del h bölü del p dp ve bunun zamana göre kısmi türevi. Tamam. Şimdi bir de gelin şunu ele alalım. Bu ifadeyi ikisini birleştireceğim. Şuradan çekeceğim dh de benim şöyle olacaktır. Değil mi? İşte q dot dp artı p dq dot ve eksi dl ifadesi. Tamam. Şimdi tabii şunu da biliyorum ben bir diğer taraftan. Çünkü Lagrangian'e de hakimim değil mi? Ne olduğunu da biliyorum. Nelere bağlı olduğunu biliyorum. DL ifadesini basitçe çekebilirim. Onu da şuraya çekerek yazayım. Ne olacak bu? Q dot dp artı p dq dot
Şimdi eksi dl, Lagrangian işte q, q dot ve t'nin bir fonksiyonuydu değil mi? O zaman hemen dl bölü dq, dq, yani bunun aslında diferansiyelini alıyorum şimdi. Eksileri unutmadan yapayım. Dl bölü del q dot, değil mi? Q dot'ın da bu kez p'nin değil, dq dot. Ve eksi yine dl bölü del t ve dt ifadesi geliverecek. Eşitliğin şimdi tabii sağ tarafı bu. Haliyle sol tarafı da şu değil mi? Yani 2dh aynı ifadeler. Bir diğer taraftan artık şey, Legendre dönüşümlerini kullanmayı anladım. Artık Hamiltonyen formalizminin içerisine geçmeye çalışıyorum. Yani o Lagrange hareket denklemlerinin içerisinden artık Hamiltonyen hareket denklemlerini çekmeye başlayacağım. Şunu bir kere daha yazmayayım. Karşılıklı olarak bir bakmaya çalışalım. Hani kimler nelerle nasıl olacaklar. Bu arada dersin başında yazdığım şeyleri de bir diğer taraftan da hatırlatmak isterim. Şey, Euler-Lagrange denklemin hemen altına yazmıştım şunlar. Bunu şuradan kesebiliyor muydum ben? Öyle bir şey vardı. Evet. Bunu öbür tarafa yapıştırayım. Tahtada olsak bunlar olmayacak. Bak. Şöyle şu da şey, Q. Bunun içerisinde tabii del bölü del Q datlı bir ifadem var değil mi? Şu ifade o. Aslında şunun PI olduğunu biliyorum Lagrange hareket denklemlerinden. Del bölü del Q ifadem var ki o da aslında şu ve onun da PI dat olduğunu biliyorum. Şimdi şu iki eşitliği karşılaştırmaya çalışalım. Gidecek olan bir şeyler var mı? Mesela PI olması burada hani şey genelliği kaybedelim. Azıcık P'ler üzerinden gidelim. PDQ datım var değil mi? PDQ datım var. Bunlar birincisi gittiler sanırım. Başka burada mesela şu P datlı bir ifadem var değil mi? O duracak. Diğer tarafta zaten sadeleştirebilecek bir şeylerim yok. İfadem bu haliyle kaldı. Yani şu eşitliğin sağ tarafında 1, 2 ve 3 tane terimim var. Ve şimdi bakınız bu eşitliğin geçerli olabilmesi için değil mi? Şu DP'nin başındaki katsayı olan şu haliyle DP'nin başındaki katsayı olan şuna birincisi eşit olması gerekecek. Dolayısıyla del H bölü del P ifadesi hemen Q data eşittir diyeceğim. Bu birinci hareket denklemim olacak. Hamiltonyen hareket denklemim olacak. Kalan ifadelerden DQ'nun başındaki P datım. Diğer taraftaki DQ'nun başındaki niceliğe eşit olacak. O da del H bölü del Q. O da P data gidecek. Bir de eksisiyle birlikte tabii değil mi? Eksisini de unutmayalım. Şu. Ve son olarak da bu del H bölü del T ifadesi de şurada bir şey DT'sini unutmuşum ben bunu değil mi? Tam diferansiyel alırken şu DT'lerin başındaki ifadelerde birbirlerine eşit olacaklar. Yani del H bölü del T ifadesi de eksi del L bölü del T'ye eşit olacak. Onu da şuraya yazayım. Evet, yani Hamilton formalizmi de aslında size pek çok kapılar açacak gelecek aşamada da yani ama tabii şunu da unutmamanız lazım. Her bir probleme Hamiltonyen'i Lagrangien'den inşa ederek başlamanız lazım. Konjüge burada bulmuş olduğunuz momentum ifadeleri tabii Q'nun Q dot'un ve T'nin fonksiyonu olmalı gerekir falan yani bunlar önemli. Ama hani tarihsel süreçte düşündüğünüz zaman işte Galileo hemen arkasından Newton belki oraya Leibniz'i de eklemek gerekir. İşte Lagrange formalizmi, Hamilton formalizmi, Einstein formalizmi diye giden o sürecin içerisinde tabii kuantum mekaniği ile klasik mekaniği karşılamak açısından da bu Hamilton formalizmi çok önem arz edecek ve size her seferinde yeni kapılar açacak. Tamam, şimdi aslında Legendre dönüşümleri bu. Bize Hamilton hareket denklemlerini verdiler. Yeni bir başlıkla bu noktada devam edeceğim derse o da kanonik dönüşümler.
Bu yaptıklarımın tamamını bir amaç doğrultusunda yapıyorum. Daha sonradan kullanacağım her birini teker teker. Dolayısıyla şey, ya bu tabii bunu da tanımlamak da lazım. Yani kanonik koordinatlar, kanonik dönüşümler pek çok kere duyuyorsunuz. Kanonik koordinat deyince mesela aklınıza şey gelmeli. Verilen bir noktada, bir zamanda tabii bulunan sistemi tanımlamak için kullanılan ve faz uzayındaki koordinat seti. Yani kanonik koordinatlar böyle çok acayip şeyler de değiller. Faz uzayındaki bir koordinat seti, yani belli bir zamandaki şey, bir noktadaki sistemin durumunu tarif etmek için kullandığımız. Şimdi kanonik transformasyonların içerisinde bu az önce çıkarttığımız Hamilton denklemleri, onları belki şuraya hani derli toplu dursunlar diye yazmakta da bir kere daha yarar görüyorum. İleride buraya döneriz. Del P, şu Q dot da hatırlarsanız şey, zamana göre türevi de Lagrangian zamana göre kısmı türevinin eksilisine eşit, yani Hamilton'un kanonik eşitlikleri. Şimdi yeni bir aslında kanonik dönüşümleri anlamaya başlarken yeni bir tanımla burada karşılaşacaksınız. Şimdi Hamilton eşitliklerini önemsiz yapan, trivial yapan bir problem tipi var. Tabii o da Hamiltonian'ın bir hareket sabiti olması. Bu çok zor bir tanım değil, hareket sabiti tanımı. Şuraya bir not alayım. Hareket sabiti. Ve bunun arkasından da tabii siklik koordinat nedir onu aslında anlamış olacaksınız. Şöyle düşünelim. Şimdi bu Hamiltonian hareket sabiti ise, kısadan hisse yapayım, tüm genelleştirilmiş koordinatlarınız sikliktir. Öncelikle de çevrimsel koordinatlardır. Bunu tanımlayayım. Şimdi eğer genelleştirilmiş bir koordinat QE, QJ Hamiltonian'de açıkça ortaya çıkmazsa, o zaman onun momentumu, ona karşılık gelen momentum PJ'si bir hareket sabitidir. Böyle bir QJ genelleştirilmiş koordinat ifadesi de siklik koordinattır. Bu tanımı bir kere daha söylesem yine böyle kalacak. Şimdi şöyle bir örneklendireyim ben bunu. Mesela bir Lagrangian vereyim. Mesela 1 bölü 2 mv kare. ama genelleştirilmiş koordinatlarım x'ler ve y'ler olsun. X datın karesi ve işte y datın karesi üzerinden gidelim. Bir de artı şöyle bir eklerimim olsun. İşte 2ax gibi. Az önce yaptığım tanımı bir kere daha yapıyorum. Eğer genelleştirilmiş bir koordinat, burada x'im ve y'im, genelleştirilmiş Q'larım yani, Hamiltonian'de açıkça ortaya çıkmazsa, şu an elimde Lagrangian'ım var. Hamiltonian'e geçmeme de gerek yok çoğu zaman. Ama o zaman PJ, yani momentumunuz bir hareket sabitidir ve o durumda da işte QJ'niz siklik koordinattır demiştim. Şimdi bakın, Lagrange hareket denklemlerini hatırlayalım. Lagrange hareket denklemlerinin içerisinde hemen del L bölü mesela del Q dot, değil mi? Bu mesela size gidip şeyi verecekti. P ilgili P'yi verecekti, değil mi? P'yi verecekti. Mesela bunu bir x üzerinden düşünelim. İşte genelleşmiş koordinatlarımdan bir tanesi x. İşte x dot del L bölü del x dot mesela nedir? Hemen işte 2, şunlar sadeleşecekler, değil mi? M x dot. Şunun içerisinde yok, öyle biterim. Mesela bunu y için yapsaydınız işte my dot, değil mi? Hani diğer bu hareket denklemlerini çekebilirdiniz. Ancak şuna bakmanız burada çok iyi olacak. Mesela del l bölü del qe de hatırlarsanız pi dot'ı verecekti bize. O zaman mesela del l bölü bu sefer doğrudan hani genelleştirilmiş koordinat üzerinden, değil mi? Mesela x'ine bakalım. Bu durumda şunun x'e göre türevinden hemen 2a'yı çekeceksiniz. Bu da yine momentumu zamana göre değişimini verecekti. O zaman bu momentum mesela hareket sabiti midir derseniz, hayır cevabını vermelisiniz, değil mi? Yani momentum zaman içerisinde değişken bir şey. Ama mesela şuna baksaydınız, del L bölü del Y ifadesine bakmış olsaydınız, bu sıfır çıkacaktı, değil mi? Şunun içerisinde açıkça bulunan bir tane Y yok. O zaman haliyle bunun tabii Y'deki momentumunun değişimini verecekti bu bana, değil mi? Dolayısıyla da Y üzerinde bir momentum değişimi yok, kuvvet yok. Haliyle bu momentum peki var mı? Bir diğer taraftan onu bulmak için de ne yaparım, değil mi? Aslında şunu devam ettiririm yani. Del L bölü del Y data bakarım bu kez. Az önce söylemiştim cevabını, işte MY dat. Evet, bir momentumu var. Fakat momentumu zaman içerisinde değişmiyor, değil mi? Dolayısıyla bu momentum mesela bir hareket sabitidir. O zaman Y burada bir siklik koordinattır. Tamam. Bunu sanıyorum iyi anlatabildim. Şimdi başta söylediğim şeyi tekrarlayayım. Hamiltonian eşitliklerini önemsiz yapan bir problem tipi var. Tabii o da Hamiltonian'ın bir hareket sabiti olmasıdır demiştim. Ha işte Hamiltonian'ın tamamı bir hareket sabiti ise, o zaman tüm QE koordinatları da sikliktir.
Şimdi bu koşullarda, yani Hamilton yeni hareket sabiti yapan bu koşulların içerisinde tabii alfa i'ler sabit olsunlar. O zaman tüm momentumlar bir sabitlere eşit olacaklardır, değil mi? Böylelikle de tabii Hamiltonian zamanın ya da siklik koordinatların açık fonksiyon olarak yazılamayacağı için aslında şu hale gelecektir. İşte Hamiltonian'ınız tabii alfaların, alfa i'lerin, alfa 1, İşte alfa 2, alfa n'in bir fonksiyonu haline gelecektir. Sonuç olarak Hamilton denklemleri bu QE datlar için aslında basitçe, tabii bu gösterim hoşumuza gitmeyebilir. Ancak hani anlamaya çalışalım. İşte del h bölü del p i diyorduk, değil mi? Bu hareket denklemlerinin içerisinde, Hamilton hareket denklemlerinin içerisinde şu şeye yazmıştım. Hani şunu kullanıyorum bu arada. Çok kafa karıştırıcı olabilir bunu ilk kez görenler için. Ama p'lerin burada artık alfalar dedim ki, hani ama sabitler. Nasıl sabite göre türev oluyor? Öyle düşünmeyin. Yani momentuma göre şey yapıyorum, tamam. Türevlendiriyorum aslında. O zaman bu ifadeniz mesela size basitçe işte bir omega, tabii i her birine karşılık gelen bir sabiti verecektir, değil mi? Tamam. Dolayısıyla da arkadaşlar, bu QE dot ifadeniz aslında tabii hani genelleştirilmiş koordinatınızın zamana göre değişiminden bahsediyoruz. Yani bir çeşit aslında hızdan bahsediyoruz herhalde, değil mi? İşte şöyle bir sabit niceliğe eşit olacaktır. O zaman şu eşitliği çözerseniz, mesela bu bahsettiğim problem gibi bir şey için, mesela o işte QE'niz datı işte omega i'ye eşit. O zaman QE'niz de tabii omega i t artı işte mesela bir beta i gibi bir integrasyon sabitiyle birlikte şu ifadeye karşılık gelecektir, değil mi? Ya x eşittir vt, yani tamam, hani daha fazla da bir şey değil. O zaman bu beta i'ler de mesela başlangıç değerleriyle tabii hesaplanabilir fiziksel nicelikler olacak. Şimdi böyle tanımlanan bir problem aslında ya böyle bir problem birden fazla genelleştirilmiş koordinat setiyle de tanımlanabilir. Yani illa x eşittir vt değil de, ben bunu, değil mi, hani x'ler y'ler cinsinden hani kartezyen koordinatları kullanabileceğim gibi, mesela düzlem polar koordinatları da hani kullanabilirim demiş. Mesela r'leri, tetaları kullanabilirim. Yani işte q1'im mesela hani x olabilir, evet. Q2 için mesela y olabilir. İki boyutta düşünüyorum. İşte q1'im ama R de olabilir. Bir de diğer taraftan Q2 işte teta olabilir, değil mi? Yani hani şu seti kullanabileceğim gibi koordinat setini, şunu da kullanabilirim. Şimdi her iki seçim de geçerlidir. Mutlaka bu doğru. Ancak birisi problem göz önünde bulundurulduğunda daha uygun olabilir. Bu söylediğim şey önemli. Çünkü aslında neden bunları yaptığımızda da temel oluşturan bir cümle. Şöyle örneklendireyim bunu. Düşünün, merkezci kuvvet problemini düşünün. Yani işte merkezci kuvvet problemi, basitçe bir problem. Yani bu problemin içerisinde hani işte bu çevrimsel yörüngeyi takip eden bir parçacık için hani x'ler ve y'ler mesela siklik değildir elbette, değil mi? Yani ama mesela işte tutup da, çünkü her an değişecek, değil mi, x'lerimiz? Ama mesela tutup da şu koordinat setini kullanırsanız, r'ler ve tetalar üzerinden problemi tarif ederseniz, mesela tetanızın karşılayacak işte o momentumunuz, değil mi? Hani p teta ifadeniz mesela sabit olacaktır. Hareket sabit olacaktır. Dolayısıyla tetanız siklik olacaktır. Şimdi siklik koordinatlarınızın sayısı da genelleştirilmiş koordinat seçiminize bağlıdır dolayısıyla, değil mi? Yani bunu da bir taraftan göz önünde bulundurmak lazım. O zaman bu noktada tabii problemin önerdiği bariz genelleştirilmiş koordinatlar siklik olmayabilirler. Haliyle mutlaka bir değişken setinden bir diğerine transformasyon için spesifik bir prosedür belirlemek gerekebilir. Yani mesela şöyle iyi bildiğimiz diğer sayfaya geçeyim. Mesela iyi bildiğiniz bir dönüşümden bahsedebilirim burada. Mesela nokta point transformation'ları, değil mi? Nokta dönüşümleri mesela. İşte büyük Q'larla göstereyim bunu. Ne yapacağım? Ben öyle bir dönüşüm yapacağım ki bu küçük Q'larımı ve T'lerimi işte artık yeni koordinatlarıma doğru götüreceğim, değil mi? Böyle mesela hani bir point transformasyonu yapacağım mesela. Ancak mesela Hamilton formalizmi bu dönüşümleri kullanmak için uygun bir formalizm midir mesela diye düşünürseniz, bence değildir. Çünkü bağımsız değişken olduğunu unutmayın momentumunda, değil mi? Yani momentumun, hani Hamiltonian'ın içerisindeki momentumdan söz ediyorum tabii. Diğer genelleştirilmiş koordinatlarla aynı seviyede bir nicelikten bahsediyorum. Haliyle buradaki transformasyon fikri koordinat ve momentumun aslında eş zamanlı dönüşümünü içermeli. Haliyle de bu küçük QE, PE ifadelerinden aslında büyük QE ve büyük PE ifadelerine bir geçişi gerektirmekte. Dolayısıyla da şöyle dememiz daha doğru olacaktır mesela, değil mi? Hani Hamilton formalizmi göz önünde bulundurduğumuzda bir dönüşüm ifadesi içereceksek, yani bir nokta dönüşümü değil de mesela şöyle bir dönüşüm, işte QE, PE
T'ler var çünkü elimizde, değil mi? Ve QE sadece yeterli olmayacak. İşte şöyle bir PI'lere dönüştürelim neleri? İşte QE, PI ve T'leri. Evet, şimdi bu yeni koordinatlar tabii artık yalnızca eski koordinatlarla değil, aynı zamanda eski momentumlar cinsinden ifade edilmiş olacak işte. Bu dönüşümden söz edeceğiz. Burada bu aşamada yapacağımız şey bu. Bunu da tabii ikisini de hazır yazmışken şunu da söylemek iyi olabilir. Bütünsel bir birikiminizi geliştirebilmek açısından. Bu eşittir. Tabii konfigürasyon uzayında ya da konfigürasyon uzayının transformasyonu. Konfigürasyon. Uzayının transformasyonunu. Şu ise aslında faz uzayının transformasyonunu tanımlayacak. Tamam. Evet, şimdi burada artık yeni büyük Q'larınız ve P'leriniz kanonik koordinatlar ve biz bunlarla ilgileneceğiz. Haliyle de eski koordinatlarını hatırlarsanız işte Q'ları, P'leri, onlar için tarif ettiğimiz bir Hamiltonyen vardı. O zaman bu da tabii yeni bir Hamiltonyenin, dönüşmüş yeni bir Hamiltonyenin ortaya çıkmasına ışık tutacak bizler için, değil mi? İşte bunu da K harfiyle göstereceğim ve işte bu benim söylemim değil, çok hani böyle komiklik yapmak için söylemiyorum. Hakikaten öyle bilinir bu. Hamiltonyen olacak bu. Hamiltonyen ya da nasıl derseniz. Bu Hamiltonyen de tabii ya da dönüşmüş Hamiltonyen diyelim ona. Bu dönüşmüş Hamiltonyen büyük Q'ların, büyük P'lerin ve zamanın bir fonksiyonu olacak. K fonksiyonu için tabii eski hareket denklemleri artık yeniden tanımlanabilecek, değil mi? Bir önceki şeyi hatırlar mısınız? Doğrudan yazayım mı acaba? Şunlardan söz edeceğim. Yani eski Hamiltonyenimiz için bahsettiğim şu Hamiltonyen hareket denklemlerinden söz ediyorum. Bunları yeni K Hamiltonyeni için yazacağım ve o zaman da şunları elde etmeyi bekleyeceğim herhalde, değil mi? İşte QE dotlar bu kez del K bölü del büyük PI'lere gidecekler ve tabii PI de PI'dat ifadesi de eksi del K bölü del QI'ler olacaklar. Bunlar önemli. Yine daha sonraki aşamada bunları kullanacağız. Şimdi söylemek gerekir ki burada transformasyonlar aslında problemden bağımsız nicelikler olmalıdır. Şimdi bu Q ve P, büyük Q ve P aslında spesifik mekanik problemler için değil, tabii belki aynı serbestlik derecesine sahip tüm sistemler için geçerli olmalıdır. Bunlar da tabii bu aşamada belki hani harmonik osilatör gibi özel bir problem ele alınabilir. İşte QP'lerden, küçük QP'lerden, büyük QP'lere bir transformasyon ortaya koymak açısından hani ele alınabilir. Elbette aynı transformasyonlar örneğin Kepler problemi için de hani iki boyutlu uzayda geçerli olmalıdır. Olacaktır. Ama tabii buna girmeyelim şimdi. Belki bu kanonik dönüşümleri kendiniz daha iyi çalışabilirsiniz. Tamam, şimdi kanonik koordinatlarda bunu ayrıca ispat edebilirim ki buna bir vaktimiz yok. Bunu kabul etmeliyiz şimdilik. Modifiye Hamilton prensibinden söz edeceğim. Yine bu verdiğim referansı takip edebilirsiniz. Goldstein'de de oldukça basit bir hesapla. Şöyle bir yazayım, onun üzerinden konuşalım. Varyasyon hesabından bahsedeceğim. Tabii modifiye Hamilton prensibi için aslında şu PI QE dot eksi H ifadeniz ki bunlar eski koordinatlarınız ve şurada işte DT integraliniz eşittir sıfır olmalı. Yani modifiye Hamilton prensibi bu. Tabii yeni koordinatlarımın içerisinde bunun da sağlanması gerektiğini biliyorum, değil mi? Aslında yani bu dönüşmüş Hamiltonyeniniz K aslında bilindik Hamiltonyen gibi davranıyor haliyle, değil mi? Yani P, I ve Q, I, DAT tabii bir kez bunlar büyük olacaklar. Artık şu K işte Q, P, T'ler üzerinden yine bir DT ifadesi. Şuradaki i'leri gördüğünüz zaman hemen Einstein summation convention var orada, değil mi? Bir i'ler üzerinden toplam var. Tabii yani o sum ifadesini kullanmadım. Yani kullanmıyorum, değil mi? Öyle anlaşılabiliyor. Burada modifiye Hamilton prensibinin aslında endpointlerinde yani son noktalarında mı diyelim ona
sınır noktalarında mı, endpointlerinde varyasyonun sıfır olduğunu biliyoruz aslında. Dolayısıyla da buradaki integrantlar şu ilişkiye sahiptir denilebilir. Yani şu iki şeyi karşılaştıracağım şimdi endpointlerindeki bu varyasyonun sıfır olmasından yola çıkarak. Mesela şöyle diyeyim, işte bu pi qi dot eksi Hamiltonian ifadesi, ki burada bir şeyleri genelleştirmeye çalıştığım için aslında şuraya bir lambda katsayısı koydum. Tamam, birazdan bunu bir alacağım ama hani bu dönüşümleri tam manasıyla anlatabilmek için bunu yapıyorum. Diğer tarafta da tabii pi qi dot ifadesi yine eksi k q p t ifadesi ve yine benzer bir sebeple aslında şuraya da bir deneme fonksiyonu ekleyelim. Df bölü dt, ki bu yoksa sıfır olacaktır değil mi? Hani sadece bir genelleştirmeye çalışıyorum yaptığım şeyleri. Bu f'yi tabii çok önem arz etmeye başlayacak birazdan. Şöyle bir tanımını yapayım. F aslında faz uzayındaki koordinatların herhangi bir fonksiyonu. Fonksiyonu diyeyim, yani herhangi bir fonksiyonu. Lambda da aslında kanonik koordinatlardan ve zamandan bağımsız bir sabit, yani başka bir şey değil. Şimdi lambdayı bir alarak devam edeceğim ama hani neden bir almayabilirim ya da başka bir şey niye buraya koymak zorunda hissettim kendimi, iyi belki söyleyebilirim. Eğer tabii bu aşamada şu şuraya şöyle bir küçük not alayım. Eğer lambda 1 ise bu ifadeye biz aslında kanonik dönüşümler diyeceğiz. Tamam mı? Şu yani buradaki dönüşüm ifademize. Ve lambda eğer 1'den farklıysa bu sefer de genelleştirilmiş ya da genişletilmiş mi diyelim, yani genişletilmiş daha iyi olacak herhalde. Genişletilmiş kanonik dönüşümler olacak. Bunu anlatacağım şimdi nasıl olabilir, yani genişletilmiş kanonik dönüşümler, yani bunu şöyle hayal edin ama kameram açık değil, hayal ettiremeyeceğim ellerimle, o zaman yazayım azıcık. Yani şöyle düşünün, tamam mı, mesela QE için şöyle bir dönüşüm bulayım ben, mesela işte M mu şey olsun, QE gibi bir şey olsun, mesela P ifadesi için de şu büyük P tabii şöyle bir dönüşüm ortaya koyayım, mesela nu PE olsun. O zaman şu Q QI ifadenizin tabii datı bu yeni hareket denklemlerinin içerisinde bu dönüşmüş Hamiltonian'ınızla birlikte tabii şuydu değil mi? Bunu sağlayacak pek tabii. Benzer şekilde şu PI dat ifadenizde belki bir görsel hafıza da oluşturabilir. Bunu sık sık yazdım. Eksi del K bölü del QI ifadeniz. Tabii bunlar sağlanacaklar. Bu durumda mesela yeni bunu sağlanabilmesi için diyelim işte yeni dönüşmüş Hamiltonian'ınız mesela ne olacak? Değil mi? Artık Q prime'ların ve büyük P prime'ların bir fonksiyonu olarak mesela çok bariz değil mi? İşte bu mu'nu hemen eski bilindik Hamiltonian'a doğru gidecek. Çünkü işte QE P ifadesi olacak değil mi? Yani bu da şey Q'ların ve P'lerin bir fonksiyonu. O zaman bu dönüşümü bir önceki sayfadaki şeyle hatırlarsanız hani şu diğer her şeyi aklınızdan çıkartıp sadece Hamiltonian ile Hamiltonian arasındaki ilişkiye bakacak olursanız tabii bir diğer taraftan da orada şeyim de var, yani elimde lambdam da var. Mesela lambdanın ne olmasını burada tahmin edersiniz. Tabii şu değil mi, yani şu ifade Hamiltonian'ın başındaki bu katsayı mesela işte lambdaya gidecektir. Mesela bu dolayısıyla aslında bir genişletilmiş kanonik dönüşüm değil mi? Yani lambdanın bir olmadığı bir durumdan söz ediyoruz. Ama pek tabii bu bir scale transform yardımıyla her zaman confine edilebilir buradaki problem ve transformasyon elbette kanonik transformasyon haline getirilebilir değil mi? Yani buradaki lambdayı her zaman bir scale transformasyonla elbette bire doğru götürebilirsiniz. O zaman şunu not olarak alabilirsiniz kendinize belki, yani öğrenmiş olduk bir diğer taraftan da bunu, işte her genişletilmiş kanonik transformasyon bir kanonik transformasyon ve takip eden bir scale transformasyonla yapılabilir. Tamam? Tamam. Ya belki şeyi de söylemek lazım. Burada bu dönüşümleri aslında söz etmişken işte bu QE işte QPT ve benzer şekilde büyük P ifadesi için QP ve T ifadesinde eğer açık zaman bağımlılığı yoksa
bulunmuyorsa diyeyim. Bu notları paylaşabilirim ben bu arada dersin ardından. Not almak zorunda hissetmeyin kendiniz. Eğer açık zaman bağımlılığı içermiyorsa bu ifadeler, o zaman buradaki dönüşüm de sınırlandırılmış. Kanonik dönüşüm ismini alacak. Tamam. Şimdi gelin biraz bu kanonik dönüşümümüzle lambdanın 1 olduğu biraz oynayalım. Haliyle şöyle bir şey var elimde, yani pi qi dot, yani lambdayı anladık sanırım. Biraz da bu şey üzerinden gideceğiz, yani f üzerinden bir tanımlar yapmaya çalışalım. Pi qi dot eksi h, pi qi dot eksi k, değil mi? Artı bir de bu şey generating function. Aslında birazdan ismini alacak olan şu F'nin zamana göre tam türevi. Denklemin sağ tarafındaki bu son terim, şu terim. Aslında aksiyon integraline yalnızca bitiş noktalarında katkı verir. Bu çok önemli bir şey değil şimdilik. Dahası aslında burada şunu da söylemek lazım. Eğer bu F ifadesi mesela Q'nun, yani eski koordinat, momentum ve zamanın fonksiyonu ya da ne bileyim başka şeyler olabilirler. Mesela işte büyük Q'nun, büyük P'nin ve zamanın bir fonksiyonu ya da hatta bunların herhangi bir karışımıysa mesela o zaman son noktalarda, ya yani bu endpointlerinde diyelim, bunun varyasyonu sıfırdır ve yok olur, yani bu ifade df bölü dt ifadesi gider. Dolayısıyla da özetle aslında bu söylediğim şey şu. İki kanonik değişken seti arasında bu f fonksiyonu, değil mi? Bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz aslında. Bu iki kanonik değişken seti arasında bir köprü görevi görür ve generating function olarak bilinir. Tamam, yani ismi bu. Giriş kısmında bahsetmiştim ya, işte beşinci başlık olarak hani generating function'ı görmeye başlayacağız. O aşamaya kadar geldik, yani bir generating function tanımı yaptık. Dönüşümün generating function'ı. Nasıl peki dönüşüm eşitliklerinde belirleyici olur? O zaman şöyle şimdi yapalım. Mesela varsayalım ki bu f function'ınız... mesela F1 olsun, çünkü farklı farklı şeyler olabilir, işte onların karışımları olabilir demiştim ya, mesela eski ve yeni koordinatların bir de mesela T'nin fonksiyonu olsun, tamam. Bu durumda mesela şu eşitlik, neredesin eşitlik, şu. Şunu çekeyim. Bu durumda şu eşitlik. Aslında tabii şu artık f yerine f1 oluverecektir, değil mi? Hani basitçe. O zaman f'in artık nelere bağlı olduğunu biliyorum. Bunun zamana göre tam türevini almaya kalkarsam tabii eşitliğin sağ tarafı da basitçe şuna dönüşür. İşte pi qi da eksi k ifadeniz artı şu. Bu da ne? Tabii işte del f 1 bölü delta, değil mi? Birincisi hani şey zamana göre türevi. Del f 1 bölü del qi, ama del qi bölü delta ya da qi dot diyeyim mi direkt, yani şey qi dot. Zaten tam türev olacaktı o da. Artı del f 1 bölü del qi ve büyük qi dot. Değil mi? Eşitliğin sağ tarafı bu formu alır. Şimdi burada çok kritik bir şey söyleyeceğim. Eski ve yeni koordinatlar çok iyi bilindiği gibi ayrık ve bağımsızlardır. O zaman bu denklem ancak ve ancak bu küçük QI ve büyük QI katsayıları yok olursa geçerlidir. Yani eşitliğin sol tarafına ve sağ tarafına şimdi daha dikkatli bakmamız gerekecektir. Şu küçük QI dot ve büyük QI dot katsayıları ancak ve ancak yok olursa geçerli olacak. O zaman burada yeni tanımlar ortaya koyacak gibiyim, dikkat ederseniz. Yani şu QI dot'ı yok edecek şey sanırım şu, değil mi? Burada yok etme ihtimali olan şey. O zaman del F1 bölü del QI ifadesi bizim için mesela işte bir şeye doğru gidecek gibi, değil mi? Hani bunu şeyin içerisinde tutacağım. Tamam. Ya da mesela işte şu küçük QI dot'a bakarsanız o da işte bizim PI'miz. Haliyle de o da şeye gidecek, yani diğer küçük PI ifadesine gidecek. Şöyle diyelim, işte del F1 bölü del Q
QE, ki bu şu küçük QE datın katsayısı. Dolayısıyla bunun için yeni bir tanım yapmış olduk aslında, değil mi? Bu bu da PI'miz bizim. Generating function'dan aslında eski momentumu bulduk. Bir diğer taraftan da şu büyük QE ve şu büyük QE'nin katsayıları üzerinden götürelim. O da del F1 bölü del QE ifadeniz. Haliyle o da şu PI'ye gidecektir. Fakat onu götürebilmesi için bir de eksiye ihtiyacım var herhalde, değil mi? Her ikisinin de katsayıları artı şu ve şu. Dolayısıyla da bu da işte bu. O zaman bakın, böyle bir generating function'la aslında eski ve yeni momentumları buldurdu bana, değil mi bu F1 fonksiyonumuz? Tabii bu eşitlik artık geçerli olacaktır. Haliyle şunlar yok oldular, değil mi? Bu tercihleri yaptığım anda diyelim, ya da bu olmak zorunda olan şeyi yaptığım anda şunla da şu gittiler. Dolayısıyla eşitliğin sağ tarafında kalan şu terimler ve sol tarafında kalan şu terim, eksiyle çarparak yazıyorum. Hamiltonian ifadeniz, bu K yeni dönüşmüş Hamiltonianizle birlikte işte bu generating function'ı birbirine bağlamış oldu, değil mi? Dolayısıyla generating function aslında dikkat ederseniz eski ve yeni Hamiltonianleri birbirine bağlayan da bir diğer taraftan nicelik oldu. Tamam, bu aslında eşitliği iyi değerlendirmek lazım. Yani dikkatli olmak lazım buralarda. İlkin mesela işte küçük Q ve P Hamiltonian'daki işte yeni büyük Q ve P'nin bir fonksiyonu oldular. Ya da tersi oldu, değil mi? İşte sonra del F1 bölü del T'deki işte QE büyük Q, P'nin belki cinsinden işte benzer bir tanım aldı. Ve iki fonksiyon eklenerek aslında bu Hamiltonian'a ulaşılmış oldu. Tamam, buraya kadar izlediğimiz prosedür kanonik dönüşüm eşitliklerine aslında nasıl ulaşacağımızı gösterecek sizlere. Bunları örneklendirmek size kalacak artık. Bu arada tabii bu proses her zaman geri alınabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İşte elinizde sizin büyük QE var. İşte küçük QPT'nin bir fonksiyonu olacak belki. İşte PI ya da bağlı olan nicelikleri. Büyük PI var. Bunlar verildiği zaman her zaman F1'i de bulabilirsiniz yani. Tamam mı? Hani bir de bu tarafı var işin. Yani F1 verildiğinde nasıl öbür tarafa ulaşabiliyorsanız, bunlar verildiğinde de F1'e doğru da gidebilirsiniz. Tamam. Peki şimdi bazı durumlarda bunu yapmak pek kolay olmayabilir. Yani şöyle, bu mesela elinizdeki F1 işte Q'nun, büyük Q'nun ve T'nin bir fonksiyonu olsun demiştik ya. Örneğin kanonik transformasyon işte bu F1 ile üretilemeyebilir bazı durumlarda. Yani mesela örneğin işte bir elinizde PI var mesela. Gerçekten de işte Q'nun, işte büyük Q'nun ve T'nin fonksiyonu olarak yazılamayabilir. Örneğin bu durumda belki şu yazılabilir, tamam mı? Hani başka bir şey de yazılabilir, yani sadece örneklendirmeye çalışıyorum. Yani eğer bu yazılabiliyorsa, o zaman bunu aramak daha doğrudur o problemin için. Yani şu yazılamıyordur örneğin şu momentum için, ama bu yazılabiliyordur, o zaman bunu aramak daha doğru olabilir. Mesela böyle bir transformasyonu peki nasıl buluruz, yani ne yaparım da bu ortaya çıkartabilirim? Bunu yapmayı da artık biliyoruz sanırım, değil mi? Çünkü elimizde F var. Ben ne yapmak istiyorum, şunu biliyorum. Yani şu dönüşüm nasıl geçecek, değil mi? İlk dersin başında öğrendik, işte Legendre dönüşümleri var elimde. Çok basit bir şekilde herhalde şunu yazı vereceğim buraya, değil mi? İşte F2 mesela, işte Q'nun, büyük P'nin ve T'nin bir ifadesi. Şu F1 aslında buradaki şey, öyle tanımlayın, düşünün. İşte eksi işte QE'ler ve PI'ler. Çünkü dönüştürmek istediğim şey işte Q'lardan P'lere, değil mi? Mesela basitçe bunu yapabilirsiniz. Bu durumda peki şu denklem şu hale mi gelecektir artık tekrar, değil mi? Şu daha önceden bilmiş olduğum denklem. Hemen şurasına ben bunu gidip de F1 yazmıştım mesela. Şimdi artık bu F2 ile ifade edeceğim bir ifade eşitlik haline gelmeye başlayacak. Dolayısıyla da bir burada basitçe de şunu çekeceksiniz bu sefer. İşte bu dönüşmüş Hamiltonianiniz artık işte eski Hamiltonianinizle mesela bu yeni F fonksiyonunuzun zamana göre türevini içeren bir ifadeye dönüşmüş olacak. Tabii buradan kolaylıkla şunları da bulduracak size, değil mi? Eşitliğin solunda sağında, hani bu eşitliğin sağlanabilmesi için
için işte şunların katsayıları birbirine eşit olmak zorunda, eksilsine eşit olmak zorunda gibi mesela. Hani o hesabı yaptığınız zaman mesela işte PI eşittir del F2 bölü del QI gibi gelecek. Mesela işte büyük QI ifadenizde değil mi? Del F2 bölü del PI gibi gelecek. Tamam. Dolayısıyla bunu F3'ünü, F4'ünü yani bulabilirsiniz. Farklı şeyleri bu generating function'ları çıkartabilirsiniz. Evet, şimdi son aşamaya artık giderken yani dersinin 30 dakikası kaldı. Bir başlık bu noktada belirleyeceğim. Soluk almadan gidiyoruz ama üzgünüm bu dersin ilk kısmı böyle olmalı. Yani son kısımda biraz nefes alarak, eğlenerek gideceğiz. Hamilton-Jacobi teorisi üzerine gidelim. Edindiğimiz tecrübelerle birlikte. Küçük bir özet de yapabilirim geldiğimiz aşamaya kadar. Kanonik dönüşümlerin aslında mekanik problemlerini çözmek için bir prosedür sağladığından söz ettik şu ana kadar. İki tane yöntem önerdik. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Hamiltonian korunumluysa tamamı siklik yeni kanonik koordinatlara doğru yapılacak transformasyonla çözüme ulaşılabilir dedik. Yeni hareket denklemlerinin integrasyonu trivial hale geleceğinden tabii değil mi? Alternatif olarak da, ikinci yöntem olarak da T anında koordinat ve momentumlardan yeni nicelik setlerine kanonik transformasyonu aramak olabilir dedik. Böyle bir dönüşümle de pek tabii işte arzulanan sonucu işte Q'lar için bir initial Q'lar seçip işte Q0, P0, T neyse P'ler için yine bir initial işte Q0, P0, T seçip ulaşılabilir. Bu ikinci yöntem daha geneldir. Ama tabii ki bu hangisini kullanmak isterseniz probleme göre değişebilir. Tamam, şimdi otomatik olarak yeni değişkenlerin de aslında bu şu şeyleri bir daha yazayım. Hamiltonian hareket denklemlerini del K bölü del PI QI dattı değil mi? Bir diğeri de şeydi işte eksi del K bölü del QI bu da PI dattı. Yani yeni Hamiltonian'ı sıfıra tutarak değil mi? Yani buradaki bu K'yi sıfır olduğunu garanti ederek problem için aslında bu ya da işte yeni değişkenlerin zaman içinde sabit olduğunu düşünerek değil mi? Yani mesela QE zaman içerisinde sabit olabilir, işte PE zaman içerisinde sabit olabilir. Bu eşitlikleri sıfıra götürebilirim. Yani bunu garanti edebilirim. Tabii buradaki şart yani bunun sağlanabilmesi için gerek ve yeter koşul diyeyim K'nin sıfır olmasıdır değil mi yani? Tamam şimdi şu unutmadan şu eşitliği de şuraya not alalım. İşte bu Hamiltonian ile Hamiltonian arasındaki ilişkiyi bu generating function yapmıştı bizim için değil mi? O zaman bu eşitlik sıfıra gidecektir değil mi? Yani hani bu seçimlerimin arkasından yani bu benim istediğim bir şey yani şu an bu Hamilton-Jacobi teorisini oluştururken. Haliyle de şu eşitlik bizim için artık işte Hamiltonian ki bu Hamiltonian'ları unutmayın Q'ların P'lerin ve T'lerin bir fonksiyonuydu. Artı del F bölü del T ki bu F için bir sürü şey seçebileceğinizden söz etmiştik. Yeni Hamiltonian'ınız, dönüşmüş Hamiltonian'ınız sıfıra tutuldu ve problem işte şu hale geldi. Şimdi burada F'i aslında bir sürü şey seçebilirsiniz ama öyle güzel bir şey seçeceğiz ki F için. Hamilton'un principal function'ı ismini alacak bu. Ve işte sınırlarda aslında bu eşitliği sağlayan şey olacak bir diğer taraftan. Yani şunların zaman içerisinde değişmemesini sağlayan seçimi gerçekleştirmiş olacağız. Biraz önce tabii bir hışımla yazdığım için ben bunları belki fark etmemiş olabilirsiniz. Notlara bir kere daha dönüp kendiniz baktığınızda aslında bunu daha iyi anladığınızı göreceksiniz. F2 ifadesi için şöyle bir şey seçmiştim. Hani işte Q'ların, büyük Q'ların ve T'lerin olarak mesela yazamazsak buradaki P'yi o zaman F2'yi kullanalım demiştim ve işte şu Q yerine belki P şeklinde yazmak daha kolaydır değil mi? Hani onun üzerinden gidelim demiştik hatırlarsınız. Tabii yine hatırlarsanız işte PI ifadesi içinde işte del F2 bölü del QI gibi bir şey çıkartmıştık. Şimdi tabii böylece şu ifadeniz aslında şu F2'yi kullanmak
kullandığınız zaman, ki bu aslında bu eşitliği tam olarak sağlayan fonksiyon, o zaman aslında Hamiltonian ifadeniz en genel haliyle işte Q1, bir sürü Q'lar var bunun içerisinde, değil mi? İşte Qn. Tabii burada P'ler var ki P ifadeleriniz aslında sizin şu generating function'ınızdan türettiğiniz şeyler. Dolayısıyla işte del F2, ki bu del F2 beni biraz sinirimi bozmaya başlıyor bu andan itibaren. Buna gelin artık S diyelim. Her seferinde böyle F2 yazmayayım, tamam, hani ona da özel de bir isim verdik. Hamilton Principal Function dedik. Şu eşitliği bu hale getiren function olarak düşünelim bunu dedik. O zaman şunları hani S üzerinden götürelim. İşte del S bölü del QI'ler. Dolayısıyla del Q1. İşte kaç tane var bundan? N tane. İşte del S bölü del QN ve T ifadesiyle birlikte işte şu del S bölü del T'yi topladığımda eşittir sıfıra gitti. Geldiğimiz aşama çok önemli. Çünkü bu eşitlik Hamilton-Jacobi eşitliği ki birazdan da göreceksiniz. Aslında parçacıkların dalga doğası şeklinde ifade edilebilmesine olanak sağlayacak bu ifade. Evet. Şimdi Hamilton Principal Function ile ilgili böyle biraz bir şeyler söyleyebilirim belki. Mesela denklemin integrasyonu elbette eski koordinatlar ve zaman bağımlılığını sağlayacak, değil mi? Fonksiyonun içindeki yeni momentumun nasıl olduğunu söylemiyor bu ifade. Ama aslında çözümün kendisi bunu bize söyleyecek. Ancak tabii gelin özel bir seçimle ya da girmesem bu işe bilmiyorum. Belki bir alfa, yeni momentumları alfa sabitleri olarak seçelim. Ya yani bir örneklendirmek istiyorum biraz bunu. Çünkü şey önemli bir şey yani bu Hamilton Principal Function. Tamam, şöyle diyelim o zaman, mesela bir özel bir seçim yapalım. Buradaki yeni momentumları alfa sabitleri seçelim ve o zaman haliyle hani PI'lerim alfalara gidecek. Bunu hani daha önce de yapmıştım ya, işte omega x eşittir vt türetmiştik yani bir bakış açısıyla. O zaman bu S ifadeniz hani bu momentumlarınızın yani şurada elde edeceğiniz momentumlarınızın birer sabite set edildiği bir şey için düşünelim. O zaman S ifadeniz fonksiyonunuz şöyle olacaktır, değil mi? İşte Q1'den Qn'e kadar. Tabii burada alfa 1'den alfa n'e kadar. Bir de aslında alfa n artı 1'e kadar bu. Şimdi bunu sileceğim. N artı 1 tane aslında integrasyon sabiti var. Aslında alfa n artı 1 denebilir de bir tanesi çözümle alakasız çıkacaktır bunun her zaman. Dolayısıyla yine alfa n'e doğru götürmekte bu pekala mümkün. Yani burada n artı 1 tane integrasyon sabiti var. Şunlar hani tamam yani n tane oradan bir tamam. Tamam. Şimdi buradaki seçim bir sorun yaratmaz elbette, değil mi? Yani önceden yaptıklarımızla çok uyumlu. Şu şeyi de hatırladınız. Yani işte alfa i bu sefer del s bölü del q i. Bunun sonucu bir sabit çıkabilir pekala. O zaman transformasyon aslında eşitliklerin diğeri de aslında yeni sabit koordinatı verilecek şekilde mesela şöyle bir şey seçilebilir. İşte QI eşittir mesela beta i olabilir, değil mi? Buradaki del s bölü del alfa i'ler Q alfa t'lerin fonksiyonu şu anda. Bunun içine dışına çıkarttığınız zaman Q'larınız aslında tabii şeye dönüşecektir, değil mi? Hani bir sabitlerle ifade edilen işte hani koordinatlara dönüşeceklerdir. Bu sabit betalar da tabii başlangıç koşullarından çekilebilirler. Bunun diferansiyelini alırsanız biraz bu basitleşecektir artık ifadeniz, değil mi? Şunun diferansiyelini alırsanız bunun arkasından işte pi alfa ve beta'nın bir fonksiyonu olacaktır, değil mi? Sadece şöyle olacaktır, işte pi ifadeniz de yine alfa'nın beta'nın fonksiyonu olacaktır. O zaman anlaşılıyor ki Hamilton Principal Function denilen şey sabit koordinat ve momentumlarla kanonik transformasyonların jeneratörüdür. Haliyle de Hamilton-Jacobi denklemini çözünce aynı zamanda mekanik problemlerin çözümüne ulaşmış olur. Tamam, yani Hamilton-Jacobi teoreminin çözümü net bir şekilde bir mekanik probleminin çözümüdür. Yani bu burada da tabii isterseniz aslında bu S'nin fiziksel anlamı açısından da biraz bir şeyler söyleyebilirim. Geldiğimiz aşamada mesela S'nin zamana göre gelin tam türevini bir alalım. S bu arada neydi? Q'ların, alfaların ve T'nin bir fonksiyonu ama alfaları sabit olarak seçmiştim, değil mi? Dolayısıyla alfa dat haliyle sıfır gelecektir. Haliyle şunun tam türev ifadesi bana sadece del S bölü del Q i Q i dat. Artı normalde del S bölü del alfa'yı alfa'yı dat ama alfa'yı dat sıfır, o gitti. Ve del S bölü del T ifadesi kalıverecektir. Tabii P'ler sabit yani.
Şimdi şunu hatırlayın, şu ne bu arada? Daha önceden çektik biz bunu F2 için. Del F2 bölü del QI ifadesi. Bir yerlerde bunu bulduk. Nerede? Bir önceki sayfada mı? Şurada bulduk. Değil mi? Del F bölü del QI ifadesi. Meğer PI'lermiş. O zaman onu götüreyim. PI yazayım hemen, değil mi? Şunlar PI'ler bizim için. Haliyle şu ds bölü dt'nin sağ tarafı pi qi dat ve artı del s bölü del t kaldı ki şu nedir? Bu da del s bölü del t ifadesi, yine bir önceki sayfada bunu bulduk bana kalırsa. Şu değil mi? Şu boşluğu şöyle düşünün. O zaman h artı delta şey del s bölü del t eşittir sıfır. O zaman del s bölü del t denilen şey Hamiltonian'ın şeyi, bir diğer taraftan eksilisi, değil mi? O zaman onu da burada götürüp yazalım. Şu da Hamiltonian'ın eksilisi. Haliyle eşitliğin sağ tarafı da şöyle bir şey çıktı işte. P i q i dot eksi Hamiltonian. Bu çok hatırladığınız bir şey mi? Şu eşitliğin sağ tarafı. Evet, sanırım değil mi? Bu bir Legendre dönüşümü. Ve neyi verecek? Elbette Lagrangian'ı. Dolayısıyla da ds bölü dt denilen şey aslında, yani Hamilton Principal Function buradaki s, aslında L. Haliyle de s'nin ta kendisi L dt integrali. Belirli integrali değil mi? Bir de artı işte constant bir şey. Çok güzel değil mi? Bu muhteşem. Yani bunu daha önceden bir yerde karşılaştıysanız şu S ile bunun action olduğunu, hani ve mesela en düşük işler prensibi ile alakalı bir şey olduğunu, değil mi? Hemen hatırladınız demektir. Belki işte Feynman'ın PET integral formalizmine de aslında bu noktada bizi geçirecek olan şey bu. Fakat o bilgiyi ben atlayacağım. Yani o türetimi belki de bir sonraki fizik haftasında yaparız ya da bir başka buluşmamızda yaparız. Yani bunun içerisinde şimdi S için özel bir seçim yapacağım birazdan ve onun üzerinden devam edeceğim kalan 20 dakikamın içerisinde, ama şimdilik o şey. Ama şunu unutmayın ki belki bu noktadan itibaren yapacağınız araştırma bu S'nin aslında bir PET integral formalizmine bizi sokabileceği şeklinde olacak. Tabii artık Hamilton prensibi Lagrange'ın bir belirli integralinin bir durumu haline geldi. Haliyle artık problemi Lagrange denklemi kullanarak da çözebilirsiniz, değil mi? Yani bu Hamilton Principal Function bakın bize neler etti. Tamam. Şimdi geldiğimiz aşama çok iyi. Bence zamanında da gelebildim ben ve 7. başlığımı da tamamladım sanırım, değil mi? Yani bu bizim aslında action'ımız. Evet, son başlık olarak hani belirlediğimiz kalp kısmındayız. Şimdi artık bu kısımdan sonrası oldukça eğlenceli olacak. Dediğim gibi burada bir S için özel bir seçim yapacağım. Şimdi aslında bu bir seçim değil. PET integral formalizminin arkasından çıkacak olmazsa olmaz bir şey. Tamam, hani ama bu aşamayı atladık yani. Sadece özel bir seçim olarak düşünelim bunu. Buradaki yine genelliği kaybetmemek açısından seçtiğim benim bir sabit. U elbette bir fonksiyon, herhangi bir fonksiyon. İşte Q'ların ve T'lerin bir fonksiyonu, değil mi? Hani elimdeki şey, çünkü S Q'ların ve T'lerin bir fonksiyonu olarak kaldı. En son, çünkü hani alfalar P'ler alfa oldu, değil mi? Onları sabite doğru götürdüm. Birazcık daha böyle hani anlaşılabilir işlem yapayım diye bu genelleştirilmiş fonksiyonu bu problem açısından sadece x olarak seçeyim. Tamam, x ve t üzerinden gidelim. Ve şuraya hemen Hamilton-Jacobi eşitliğini hatırlayalım. İşte Hamilton-Jacobi eşitliği şöyle bir şeydi. Eksi del s bölü del t'ydi, hatırlarsanız değil mi? Bu tamam. Tamam. Şimdi bu S ifadesini bu Hamilton-Jacobi ifadesinin içerisine sokmaya çalışacağım. Yani yapmaya çalışacağım şey bu sadece, başka bir şey değil. S için özel bir seçimde bulundum sadece. Şununla başlayalım dilerseniz. Mesela S'nin X'e göre türevini alayım hemen. Ne olacaktır, değil mi? İşte eksi IA ln U. Onun türevi işte 1 bölü U. Bir de onun X'e göre türevi, değil mi? Hemen eksi IA 1 bölü U del U. Kötü yazdım. Del U bölü
del x'tir haliyle. Başka mesela bir de şey işimize yarayabilir. İşte del s bölü del t nasıl bir şey? Hemen o da zaten eksi i a 1 bölü u. Bu sefer del u bölü del t değil mi? O da oldukça da basit bir şey. Tamam, şimdi şunun üzerinden devam edeyim. İşleme şöyle yapalım. Şunları karşı tarafa doğru göndereyim öncelikle. İşte eksi i aşağı geldi, yukarı çıktı, artı i oldu. Şu i şey a onun altına geldi, u yukarı çıktı değil mi? İşte del s bölü del x ifadesi karşı tarafta del u bölü del x'e dönüşü verdi. Tamam. Şimdi burada şu eşitliğin, gelin yine x'e göre bir türevini alalım ki birazdan bu t ifadesini bunun içerisine bağlayabilelim. Her iki tarafın x'e göre türevini alıyorum. Bu durumda şu i ve a genel katsayım olsun. Del u bölü del x, işte del s bölü del x birincinin türevi kere ikinci artı birinci kere ikincinin türevi del kare s bölü del x'in karesi ve diğer tarafta tabii del kare u bölü del x'in karesi oluverdi değil mi? Şey, oldukça basit işler yapıyoruz şu anda. Del s bölü del x neydi? Şu del s bölü del x ifadesi hatırlayın. Biraz önce hani del s bölü del q olarak çıkartmıştım. Hani p idi değil mi? Hatırladınız herhalde, yani çok şey geriye dönmeyeyim, yani şu p ifadesi ama tabii x'e göre değil mi? Px ifadesi aslında. O zaman px ifadesinin aslında birazdan yerine koyacağım. Şunun içerisinde de var bakın o. Değil mi? Aslında şunu şöyle yazsam daha mı iyi olurmuş? Şöyle yazayım ben bunu. Del bölü del x, şuraya del s bölü del x'i koyayım. Hani ikinci türevini aldım, evet doğru da. Şunun içerisindeki de bir ifade var, px. Şunu şimdilik tutalım ve şunun üzerinden gidelim. Oraya px diyeyim ilk aşamada. Birazdan şunu da diyeceğim ama şununla uğraşmak istiyorum birazcık sadece. Hemen göreceksiniz zaten ne olduğunu. Şu px ve px'in x'e göre değişimi. Sabit zaten değil mi bu problemin içerisinde? Ben bunu böyle seçmiştim zaten, s'nin hani bu kadar özel olmasının sebebi. Haliyle şu komple benim için sıfıra gidiverdi değil mi? Yani bir şey kalmadı bu şeyin içerisinde. Tamam, o zaman şu ifade, şimdi i bölü a ifadesi ve işte del u bölü, şunu kötü yazmışım, bir kere daha yazayım. I bölü a del u bölü del x. Evet, şu px ama hala onu saklıyorum. Çünkü bir şey yapacağım ona. Del s bölü del x. Eşitliğin sağ tarafında da şeyim var. Del kare u bölü del x'imin karesi. Şimdi şu del u bölü del x. Bunu daha önceden biz bir yerde kullandık. Değil mi? Şurada kullandık. Del u bölü del x. Dolayısıyla del u bölü del x yerine bu sefer bir tersten bakarak hani şunu yazmak pekala mümkün. Değil mi? Onu götürüp orada yerine yazayım. Şunu azıcık küçülteyim izninizle. İkisini birden göreyim. Tamam. İ bölü a del u bölü del x'i şimdi şunu yazıyorum, yani bir i bölü a daha hemen yanına bir u kaldı, bir del s bölü del x daha, bir del s bölü del x'im daha vardı, dolayısıyla del s bölü del x ifademin şeyi oldu bu değil mi, hemen karesi oldu eşitliğin sol tarafında da, sağ tarafında da del kare u bölü del x kare devam ediyor. Tamam, artık bunu çekelim. Yani şu ifadeyi artık ne olduğunu bildik zaten ama çekelim. O zaman del s bölü del x, yani px aslında diğer taraftan bunun karesi eşit olacak. Şurası i'nin karesi eksi değil mi? İşte eksi a'nın karesi. U hemen öbür tarafa geldiği zaman 1 bölü u haline geldi. Şurası da del kare u bölü del x'in karesi şeklinde. Ki şuna da px deyip durduk. Dolayısıyla biz aslında burada neyi bulduk? İşte P'nin karesini değil mi? Tamam. Şunu yine bir şeyin içerisine alayım. Hatta bunu bir de keseyim, öbür tarafta da kullanayım. Tamam. Hamilton-Jacobi denklemini bir daha hatırlayalım. Şu haldeydik değil mi? Eksi del s bölü del t halindeydik. Ve Hamilton içinde çok en genel şekliyle işte bir şey seçelim hani kendimize, yani p kare bölü 2m. Tamam, hani kinetik enerji.
1/2 mv² kare yazmam artık değil mi bugünkü dersin arkasından? Yani Hamiltonyen 1/2 mv² olmaz. Çünkü V hani Q'dat, Q'dat Lagrange'la alakalı bir nicelik değil mi? Hani Hamiltonyen'in içerisinde Q'lar, P'ler var. Dolayısıyla P kare bölü 2 m. Artı işte bir V, bir potansiyel terimi ekledim. V eşittir işte şey, eksi deles bölü delta halindeyim. Şunu çektim. Deles bölü delta'yı da bir önceki sayfada aslında Esin hani o önerdiğim şeyle birlikte türevini almıştım değil mi? Şunu öncelikle buraya bir koyayım. P'nin karesini biliyorum çünkü. Değil mi? Şu P'nin karesiydi. P'nin karesi ve onu da hatta şöyle öyle güzel yazayım ki şu P'nin karesi değil mi? Komple P'nin karesi. Bir de başına da 1 bölü 2 M'sini katalım bunun. Artı V eşittir. Şimdi DLS bölü delta eksisiyle birlikte değil mi? Şu eksiyi şuraya koyayım. Bir de parantez açayım. Bir önceki sayfada onu yazmıştım. Bir daha şey yapmayayım değil mi? Onu da alayım şuradan. Şu kısmı da kopyaladım. O da bu. Ama onu da tamam şöyle parantezini kapatayım. Deles bölü delta'si şu. Şunu da sildim. Eksisiyle birlikte. O zaman eşitliğin sol tarafı ve sağ tarafını bir kere daha düzenleyelim. Şimdi işte şu eksi eksi a'nın karesi bölü 2m işte 1 bölü u del kare u bölü del x'in karesi artı v gibi bir şey var. Eşittir şu eksi içeri gitti işte artı oldu değil mi? Hani i kere a 1 bölü u del u bölü del t ifadesi oluverdi. Şu u aşağıda biraz sanırım sinir bozucu duruyor. U ile çarpalım eşitliğin her iki tarafını ve eksi a'nın karesi bölü 2m işte del kare u bölü del x'in karesi artı v u eşittir i a del u bölü del t ifadesi ki burada şimdi gelin artık işte kalp kısmına geldik. Hani a'lar bizim için bir sabitlerdi. Herhangi bir sabit yani değil mi? Hani şey olsun a h bar olsun. Herhangi bir sabit sonuçta. U da x'in ve t'nin bir fonksiyonuydu. Ve ona da pisi diyeyim değil mi? Hani u demesem de u desem de ne olacak ama hani böyle daha bir şey güzel tatlı gözükecek şimdi böyle bakınca. O zaman eksi h barın karesi bölü 2m a yerine h bar seçtim. Del kare pisi ki x'in ve t'nin fonksiyonu değil mi? Bölü işte del x'in karesi. Artı bir potansiyel terimi. İşte u yerine pisi seçtim. Pisi xt eşittir i h bar del pisi xt bölü del t. Bu denklemi sanırım hatırladınız. Bak heyecanlandım ben. bu denklem Schrödinger denklemi. Schrödinger denklemi nedir? Ne işe yarar? Schrödinger denklemi göreli olmayan kuantum mekaniği çerçevesinde hani demiştik ya Schrödinger denklemi şey kuantum mekaniği nedensel bir teori. Dolayısıyla ne demiştik nedensellik açısından? Eğer sistemin durumunu bir T anında biliyorsanız daha sonraki bir T anında durumu öngörmenizi sağlar. Değil mi? Yani bu bir denklem vasıtasıyla. İşte o denklem bu denklem. Zamana bağlı Schrödinger denklemi. Tabii artık kuantum mekaniği klasik mekanikten durum kavramı açısından ayrıldı. Çünkü klasik mekanikte bir sistemin durumunu işte sistemi oluşturan tüm serbestlik derecelerinin herhangi bir T anındaki konum momentumlarının kesin bilgisi olarak tarif etmiştim ve işte sonlu miktardaki parametreyle belirlenebilir demiştim hatırlarsanız. Ancak tabii kuantum mekaniğinde artık konum ve momentumun aynı anda belirlenemeyeceğinden hareketle bu durum kavramının radikal bir şekilde değişmesi gerektiği değil mi? Bir dalga fonksiyonuyla işte bu olasılık dağılımını sağlayan bir dalga fonksiyonuyla ve işte şu dalga denklemini çözümü olan bir dalga fonksiyonuyla ifade edilmesi gerektiğini ortaya koydum. Evet. Sanıyorum şey bu. geldiğimiz aşama bu. Burada durayım artık. Amacımıza ulaştık. Neler yaptık? Onları bir kere daha şöyle bir hatırlayalım. Ve dersi bitirelim artık. Hatırlarsanız Lagrange formalizminden ilk olarak
Hamilton formalizmine geçmeyi öğrendik. Bunun için Legendre dönüşümlerini gördük değil mi? Hemen bunu yaptığımız anda tabii önce termodinamik potansiyellerden işte mesela TDS, MÜDN değil mi? Onlardan işte entropiyi aldık elimize, işte onu T'ye dönüştürdük. İşte baz dönüşümlerini öğrendik. Ve hemen arkasından tabii Hamiltonian hareket denklemlerini bulduk. Cyclic koordinatları tarif ettik. Hamiltonian'ın içerisinde bir X koordinatı kendi başına ortada bulunmuyorsa o zaman bu koordinat cyclic bir koordinattır. Bunun momentumu da tabii o zaman bir hareket sabitidir dedik. Onun arkasından işte kanonik dönüşümleri öğrenmeye başladık değil mi? İşte küçük QP'lerden büyük QP'lere geçmek zorundaydık. Çünkü point transformasyonu bunun için yeterli değildi. Point transformasyonu konfigürasyon uzayının dönüşümüyle alakalıydı. İşte kanonik dönüşümleri işin içerisine kattık. İşte Q'lar ve P'ler üzerinden. Bunlar da faz uzayının dönüşümünü bize tarif etmişti. Büyük Q ve büyük P'yi bulduğumuz zaman artık yeni bir Hamiltonian'a ihtiyaç duymuştuk değil mi? Buna Hamiltonian demiştik. Yeni dönüşmüş Hamiltonian olarak. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi bir generating function vasıtasıyla kurduk ki bu generating function işte F del F bölü delta ile artı Hamiltonian'ın işte öbür taraftaki K'ya gitmişti. Çeşitli şeyler olabilir demiştik değil mi? Hani F'nin içerisinde F1, F2, F3, F4 neyse hepsini teker teker ortaya koymuştuk. Özellikle 1 ile 2'yi. İşte mesela F1'i hatırlarsanız işte Q'ların, büyük Q'ların ve T'nin bir fonksiyonu ilk tarifimde. Ama tuttum ben bunu işte bir F2 gibi bir şey tarif ettim. İşte Q'ların, büyük P'lerin ve T'lerin bir fonksiyonu olsun dedim. Değil mi? Ya da başka bir şey de olabilirdi mesela. Daha sonra buradan yola çıkarak bir action tarifi yaptım değil mi? Bu generating function'la birlikte ve bu action'ı tarif ederken aslında ne olduğunu bilmeden gidip Hamilton Jacobi eşitliğini çözmüş oldum ki Hamilton Jacobi eşitliğinin çözümü o mekanik sistemin çözümü demekti bir diğer taraftan. S'nin action olduğunu anladım ve S için öyle özel bir seçim yaptım ki beni Schrödinger denklemine doğru götürdü değil mi? Bugünkü ders kapsamında aslında bayağı da bir şey yaptık. Evet. Tamam. Yani sonsuza kadar konuşacakmışım gibi geliyor bana da. Susayım artık. Hala orada mısınız bilmiyorum. Evet. Konuşmak için çok teşekkür ederiz Özgür. Sorusu olan varsa soru alabiliriz şu an. Zamanlamamız da çok iyi. Evet. 5 dakikamız kaldı. 5 dakikamız var. Evet. Ama bitirdim yani dersi. Ben bitiremem diye tahmin ediyordum. Bitirdim. Çok iyi oldu. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. S'nin seçimini yaparken eksi i a ln u derken evet. Bunun bir gerekçesi var mı? Ya da önceden şeyi görüp denklemi görüp ona göre bir uydurma mı? Yoksa yani var şöyle işte hani bahsettim ya orada PET integral formalizmini katsaydık. Yani buradaki S'ye bir dalga fonksiyonu yüklemeye çalışıyorum. Yani S'nin içerisine hani bu least action principle sağlayan bir şey ise bunun içerisinde aslında Schrödinger'in de yaptığı bir şey. Bir i farkla sadece yani ona aslında o dalga yorumunu katıp Hamilton-Jacobi eşitliğinde bunu görmeye çalışıyorum. Yani yapmaya çalıştığım şey o ama doğrudan onu türetmek pekala mümkün. Doğrudan hani böyle evet yani böyle anlattığım zaman sanki sırf Schrödinger denklemi gelsin diye verilmiş gibi bir şey oldu. Halbuki işte orada vurgulamaya çalıştım. Öyle değil. Bu bir sonuç. Onunla ilgili bir kaynak vereyim mi Nadir Hocam? Bakmak ister misiniz? Elbette. Memnun oluruz. Herkes için de iyi olur. Tamam. Şuralarda bir yerlerde bir kaynak onunla ilgili bulabilirim belki. Bu arada hatırlatma yapmak isterim. Bu PET integral formalizminin anlatıldığı burada bir şey. J H field. Arşivde bulabilirsiniz. Arşiv numarasını şuraya yazayım. 1204.0653V1. Bunun ikinci kısmına bakarsanız bu güzel bir makale. Üçüncü kısmındaymış, özür dilerim. Bu Feynman-PET integral formalizmini anlatıyor. Yani aslında şeyden başlayarak anlatıyor. Çok da hoş yani anlatım dili de. Mesela işte 1925-26'da kuantum mekaniğinde iki ayrı şey vardı hani
yol vardı diyelim. İşte bir Heisenberg, Born ve Jordan'ın işte matris mekaniği vardı değil mi? Bir diğer taraftan işte dalga mekaniği vardı De Broglie ile Schrödinger'in. Bu iki formalizm işte daha sonra Schrödinger tarafından, Dirac tarafından, Eckhart tarafından falan hani aslında denk oldukları gösterildi sırasıyla. Ama bunlardan işte bir kısım zaman sonra işte 1933 paper'ında şeyin Dirac'ın aslında bir üçüncü bunlardan bağımsız kuantum mekaniğinin formülasyonu olabileceği ortaya konuldu. Daha sonraki aşamada işte Feynman'ın PET integral formalizmini ortaya koymasıyla birlikte aslında kuantum mekaniğinin bu dilden de anlatılabileceğini anladık ve bir diğer taraftan da ama tabii uygulamaları var yani Schrödinger denkleminin tabii hani şey fizik problemlerinin içerisine, gerçekten deneylerin içerisine katılabilir. Göreli olmayan kuantum mekaniği çerçevesinde tabii. İster istemez ders kitapları Schrödinger denklemi merkezli anlattı ama hani böyle bir PET integral formalizmi üzerinden kuantum mekaniğini öğrenmek, anlamak da böyle ayrı bir şey. Bu adamcağız da bunu yapmaya çalışmış. Yani bir diğer taraftan da hani bir bakarsanız bu S action'ına aslında ulaşıyor eksi i h bar ln psi olarak, yani bir dalga fonksiyonuna. Biraz ağır olacaktı yani burada PET integral, çünkü şey belki onu da hani temellendirmek gerekebilirdi doğrudan kullanmak yerine, onu seçmedim ama basitçe bir işte tabii Lagrangian DT integrali üzerinden gelecek yani hani dedik ya şey Hamilton formalizmini oturtmak için her zaman Lagrangian seçimiyle başlamak gerekir. Yine bir Lagrangian seçerek action'ı bulup onun arkasından da tabii bu noktaya geliniyor basitçe aslında. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Şey, bu arada notların paylaşımını Discord kanalında Fizik Haftası, 18. Fizik Haftası kanalı üzerinden yapabiliriz. Evet, çünkü, evet, not paylaşımını yaparım ben şeyden, Discord'dan yollarım. Kaç arkadaşımız yolu. Chatte yazmış notları paylaşır mısınız diye. Tamam, sorulur. Paylaşırım. Tamam. Harika, soru yok herhalde. Çok muhteşem. Evet. Şey, 15. Varsa olabilir ama belki bir soru daha. YouTube'da bir soru var Mehmet. Öyle mi? Bakalım. Ben de sorabilirim. Şey, Mehmet Kemal Gümüş sormuş. Evet. Sin seçiminde momentumları sabit seçtik ancak daha sonra Hamiltonian'a potansiyel koyduk. Bu ikisi çelişmiyor mu? Nerede seçtik? Bir daha Cem Hocam ne seçiminde? Sinüs seçiminde. Evet. Sinüs mü? Evet, sin diye yazmış. Sin seçiminde momentumları sabit seçtik. Sinüs nerede kullandık? Ben sinüs hatırlamıyorum ya. Evet, kullanmadık. Yani soru tam olarak sin seçiminde momentumları şey, sabit. Esin, ya esindir o ya. Şey, ha, esin, pardon. Ya. Şey, action'ındır. Esin seçiminde ne seçmişiz? Momentumları sabit seçtik. Ancak daha evet. Sonra Hamiltonian'a potansiyel koyduk. Bu ikisi çelişmiyor mu? Ya çelişiyor Kemal. Doğru söylüyorsun. Şöyle yapalım senin için. Bir dakika. Oldu mu? Kemal arkadaş. Buradaki potansiyeli sildim. Şu anda artık rahatlamış olmamız lazım. Potansiyelin içerisinde de yani şey olmak zorunda da değil yani bir diğer taraftan. Ne bileyim 1 bölü 2 kx kare olamaz mı yani? Bir çelişki de yok ama hani bunu silsek de silmesek de bir şey yok yani. Burada işte bizi getirdiği aşama Schrödinger denklemi.